Herkese merhaba, Türkiye'nin simülasyon oyunları kanalı Simülatürk'e hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün bir kutu açılışı yapacağız yine. Aynı zamanda montajını ve performansını da göstermek istediğim bir ürünle karşınızdayım. Corsair'ın H45 isimli sıvı soğutma modeli. Bu 120 mm olan versiyonu, bir de bunun aynı zamanda 240 olan, daha uzun olan versiyonu da var. Daha iyi işlemciler için belki onu kullanmak gerekiyor olabilir veya performansa göre siz kendiniz de karar verebilirsiniz. Şu şekilde bir kutuyla geliyor. Üzerinde jelatinli. Nereden aldığımı, hani bir sponsoru vesaire bir şeysi olmadığı için nereden aldığımı çok önemi yok aslında. Ama şöyle Akakçe'den bakarsanız hani siz de fiyatlarını görürsünüz. Ona göre kendi bütçenize uygun veya beğendiğiniz, güvendiğiniz firmadan, yerden alabilirsiniz. Normalde açıldığı zaman bu halde olması gerekiyor. Şöyle hemen bir açayım arkadaşlar ürünü, siz de görün. Ben şurasını şöyle hafifçe yırtmıştım kolay açılsın diye. Hemen şurayı alalım şöyle. Boğaziçi Bilgisayar, Boğaziçi Elektronik, Boğaziçi Bilgisayar Ticaret Sanayi'den. Garantili gördüğünüz gibi. Kutu bayağı büyük bu arada. Şöyle içinden yine garanti kağıdı çıktı. Şöyle bir AMD şeyi, montaj aparatı çıkıyor. Bir kitapçık çıkıyor. Şu şekilde açılan bir kitapçık. Şöyle göstermek istiyorum. Biraz fazla açılıyor. Nasıl yapılacağını, AMD için nasıl, hangi adımlarla yapacağınızı gösteren, şöyle gözüküyor mu? 1, 2, 3, 4 şeklinde adımları göstermiş. Intel tarafında da şöyle, Intel'i de arka tarafta göstermiş. Ben Intel kullandığım için şu adımları izlemem gerekecek. Zaten yukarıya monte etmenizi istiyor ama arka egzoz fanını da söküp yapanlar gördüm. Arka tarafa takmanız lazım. Yani anakartın arka tarafına bir plaket takıyorsunuz. Sonra onları tutturup aynı zamanda işte 4000 soketine ve CPU fan soketine de fanı yerleştiriyorsunuz. Ondan sonra oluyor diye gösteriyor. Şimdi içinden neler çıkacak? Şöyle Intel 2011. Bakayım başka AMD, sonra ha, burada zaten görebiliyor musunuz bilmiyorum ama şöyle yapmaya çalışayım. Şuralarda sayılar var arkadaşlar ve o sayılara göre bağlantısını gerçekleştireceğiz. Benimki 1151 olması lazım. 1156 var, 1366 var, 775'i bile destekliyor. Bayağı eski bir Intel, ne denir ona, CPU'su. Şöyle herhalde bu fanın aparatı olsa gerek. Şimdi bu o soğutucu kısmı arkadaşlar, gerçekten bu kadar büyük, beklemiyordum. Soğutucu kısmı şu an bu gördüğünüz petekler, kareler, umarım gözüküyordur ekranda da. Bunlar termal macun. Termal macunu üzerinde sürülü bir şekilde geliyor. Ve bu da, bunun içinde başka bir şey yok. Şöyle göstereyim. Silikon jel var en son. Bu da fanımız. Şu fanın ekstra bir aparatı gibi geldi bana. Emin olamadım ama. Şöyle burayı da açmak istiyorum. Size göstermek için. Bunu da çıkartacağım şimdi. Pardon. Bayağı büyük bu arada. Yani gerçekten büyük. 240'lık benim kasama sığar diye düşünmüştüm. Kasamı merak edenler için de Zalman'ın MS800 Plus modelini kullanıyorum ben kasa olarak. Şöyle bakın. Yani fotoğraflarda bu kadar büyük gözükmüyor bu arada. Onu söyleyeyim net. Şöyle Corsair yazıyor. Düşürmek de istemiyorum. Şöyle. Bu da petek tarafı.
Şöyle ışığa doğru tutayım. Bu kanalların yarısından soğuk su geliyor, işlemciye gidiyor, ısınıyor ve sonra öbür borudan sıcak bir şekilde tekrar soğumak için radyatöre geliyor. Bu şekilde de zaten soğutmayı sağlıyorsunuz. Aynı araçlarda olduğu gibi arkadaşlar. Araçlardaki sıvı soğutmanın aynısı aslında. Şöyle bir üçlü soketi var. 3000. Bir tane de burada 4000 soketi var. Ben şimdi normal fan kullanıyorum. Hatta Intel'in kendi stok fanını kullanıyorum. Onunla zaten ısınmalar yaşadığım için bunu fana geçmek istedim. Sağ olsunlar, ailem, eşim bana hani doğum günü hediyesi olarak bunu aldılar. İhtiyacın olan şeyi alalım diye. Teşekkür ediyorum. Buradan da kendilerine destekleri için aynı zamanda. Ben bir montajını çekmeye çalışacağım arkadaşlar sizin için. Başarabilirsem montajdan sonra da hani performansını beraber göreceğiz. Onlar da videonun devamında olacak. Kanalıma ilk defa geliyorsanız bu arada abone olmayı unutmayın. Şimdi montaj aşamasına geçiyoruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bütün parçalar, kutunun içerisinden çıkan bize lazım olacak bütün parçalar burada. Aynı zamanda AMD için de gerekli olan parçalar burada. Ben Intel işlemcisine montaj yapacağım için Intel ile ilgili olan parçalar, arka plaka, sonra üstte soğutucuyu tutmak için takılacak olan aparat ve bir de kullanım kılavuzu var tabi. Arkasını çevirdiğinizde, plakanın arkasını çevirdiğinizde böyle bir 3M logolu yapışkan bir yer var. Bunu mainboard'a yapıştırmanız gerekiyor arkadaşlar. Bu benim şu anda kasamın içi, gördüğünüz gibi stok fan takılı. Kasamın kendi iki tane egzoz fanı var. Bu plakanın üstüne biraz önceki gösterdiğim soğutucunun plakasını yapıştıracağız arkadaşlar. Bu demir olan kısma. Çift taraflı bant var zaten üzerinde, gördüğünüz gibi o bandı açıyorsunuz. Sonrasında plakayı direkt yapıştırıyorsunuz. Öncesinde tabii şu vida yerlerinden kendi anakartınıza, modeline göre, işlemcinizin modeline göre ayarlıyorsunuz. Deliklerden zaten başka türlü geçmiyor. Benimki 1151 işlemci. O yüzden ben ona göre ayarladım. Sonrasında o plakayı arkaya yapıştırdıktan sonra ben soğutucuyu montaj ettim. Egzoz fanını oraya monte ettim. Üst tarafa koymak istemedim ama belki sonrasında değiştiririm. Bilmiyorum. Soğutucunun gördüğünüz gibi üzerinde zaten termal macun hazır geliyor. Bunu videonun başında göstermiştim ama bu daha ayrıntılı bir yakın çekim fotoğrafı. Jelatini sıyırıyoruz. Bu soğutucuyu arka plakaya bağlayacak olan aparat. Şu şekilde onu oturtuyoruz. Termal macunun olduğu kısma oturtuyoruz. Sonrasında da 4 tane vidayı sıkıyorsunuz arkadaşlar. Bu vidalama kısımlarını vesaire oraları çekmedim zaten. Çünkü kasanın içerisine anca ben sığıp yapıyorum. Böyle saçma sapan video olsun istemedim. Soğutucunun yerini değiştirdim bu arada. Çünkü bu tarafta olunca hoşuma gitmedi. Bir de Berkay sağ olsun bir öneri verdi. Soğutucuya kasanın içerisindeki sıcak havayı vereceksin abi, öyle dedi. Bence direkt arka taraftan çıkış yap, soğutucunun sıcağını dışarı atsın dedi. Mantıklı geldi bana da. O yüzden ben de arka tarafına, daha doğrusu önce fanı bağlayıp ondan sonra soğutucuyu taktım. Şöyle yakın çekim halinde zaten vidaların montajlanmış halinde görüyorsunuz. Bir ses çıkartıyor arkadaşlar çalıştırdığımızda özellikle, veya çok yüksek güç altına girdiğinde fanın sesi çok fazla geldi bana açıkçası. Şimdi ben bir susayım, onu dinleteyim size. Evet, gördüğünüz gibi fan çok yüksek ses yapıyor ve yeterli soğutmadığını düşünerek aklıma geldi. Bu iç tarafa da kasamın içerisinden çıkan egzoz fanını taktım arkadaşlar. Dolayısıyla iki fanla soğutmaya çalıştım. Yine de performansı bana çok yeterli gelmedi. Ben de bir arkadaştan iki tane Akasa'nın Viper isimli, zaten biliyorsunuzdur büyük ihtimalle, 120 mm olan Akasa'nın Viper isimli fanlarından aldım. Yani şöyle söyleyeyim, inanılmaz. Gerçekten müthiş bir soğutması var. Aynı zamanda çok sessizler. Ve ikisini birden yine önlü arkalı olarak, ikisini de egzoz olacak şekilde, dışarı verecek şekilde korsenin üzerine taktım. Ve çok performanslı çalışıyorlar, öyle söyleyeyim. Ses inanılmaz azaldı, hiç neredeyse duymuyorsunuz. Ve ben beğendim gerçekten, yani Akasa'nın Viper isimli fanlarını şiddetle öneriyorum. Corsair su soğutmasını da önerir misiniz derseniz, şimdi şöyle bir şey var. Hani bu üzerindeki fanla kullanacaksanız bence çok mantıklı değil. Çünkü fan aşırı gürültülü ve yeterince bence soğutmadığını düşünüyorum. Ama eğer elinizde böyle iyi 12 mm fanlarınız varsa, pardon 120 mm, 12 mm diyorum ya, 120 mm, 12 cm fanlarınız varsa, hele iki tane varsa, onları takıp
kullanırsanız bence gayet iyi. Burada mesela 94 CFM diyor ama yani ben öyle bir soğutma performansı görmedim. Ses olarak 31 desibel diyor ki bence mümkün değil yani. Ya bendeki fan bozuk ya da buradaki doğru değil. Onun dışında 2300 RPM'e kadar çıkabiliyor diyor. Ben 1900'lere falan çıktı mesela. Gerçekten bir uçak motoru gibi bir ses çıkartıyor ve bilmiyorum, geceleri kullanıyorsanız benim gibi bilgisayarı fazla bir sesi var düşünceme göre. Yani bence kötü değil. Önerilir mi kısmına gelirsek kötü bir soğutma değil. Tabii ki çok daha iyi olan yeni nesil işlemcilerde belki bu kadar performans vermeyebilir. Ama benim kullandığım işlemcimde yeterli geldi. Şu an için 80 derecenin üstünü görmüyorum. Ve i7-7700K'yı bilirsiniz zaten. Zor soğutulan bir işlemcidir. Kasam çok aşırı büyük olmamasına rağmen şimdilik bana yetiyor açıkçası, öyle söyleyeyim. 240 olanlar zaten, 240 mm olanlar yani çift fanlı olanlar zaten bence her kasaya sığmaz arkadaşlar. Yani boyutlarına çok dikkat edin. Benim kasam büyük diye düşünüyordum ama 120 mm olmasına rağmen gerçekten boyutları bayağı büyük. Burada böyle küçük gibi gözüküyor ama ona aldanmayın. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar videoyu. Beğendiyseniz tabii ki beğen butonuna basmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bu tarz videoları izlemek istiyorsanız tabii ki zil butonuna basarak da bildirimleri açabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar da kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.